Abi kız arkadaşımı tek başıma tatile gidiyorum dedim. Hayır yalnız gidemezsin dedi. Yalnız değilim, kalbimde sen varsın dedim. Sami'nin amına koyayım dedi. Alan kapatabilir. İyi demiş. Reis'in Bind'le birlikte bence kuvvetli olduğu haritalardan bir tanesi. Tek başına tatil. Yani ilginç aynı gün. Bir yalan olmamış abi ya. Farklı iki komp. Bakalım. Mesela o an hangisini kullanmayı istiyorsun? Burak sana soru. Kız arkadaşım var. Kız arkadaşın diyor ki, tamam abi far amına koyayım. Kız arkadaşın diyor ki ben tatile gideceğim. Arkadaş grubumla. Kızla erkekle. Kızlar erkekli. Evet. Uzak dursun. Neden? İstemiyorum. Rahatsız olurum abi. Yobaz herif. Ama... ne yobazı? Amına koyayım. Sen de bu sevgilinle güvenmiyor anlamına gelir. Yani alakası yok. Bir saniye, bir saniye. Vakti zamanında siz de bir kafe ortamında tanışmışsın o kızın arkadaşıyla. Arkadaşlarıyla. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Eğer evet. Çocukları tanıyorsam birebir olarak... Yani bir ihtimal var ama hiç tanımıyorsam sadece arkadaşları değilse yok abi. Tanıyorsun yani ama aynen, tanışmışlığın var ya. Yani. Tanıyorsun derken tanışmışlığın var. Tanışmışsın, sohbet etmişsin. Gayet kafa insanlarmış. Hatta kız arkadaşın da çok uzun süredir arkadaşlarıymış. Böyle 10 senedir arkadaşları falan. Ne gidiyorsun oğlum? 10 senelik arkadaşları falan yani. Çok safe bir kadroyla gidiyor aslında kız arkadaşına göre. Niye almayalım diyor çünkü. Hani tam göndermez misin? Ona göre kanka. Hatırlayalım hani. Evet ya herhalde X-Fair. Yok abi ya. Ben anlama harbiden gavat yazdırmak bak, istiyorum. Bak şöyle yani bak mesela. Şu an çok Ferit. Büyük yobazlık yaptın işte bak gerçekten. Ben ama ben sadece şunu sormak istiyorum bir dakika. Çok büyük öküzlük yani. Bu ne bir yani şey diyebilir yani. Miyim abi? Söyle abi. Ben gelebilir miyim dediğimde beni istemezse sıkıntı başlar. Yani nasıl? Yani o şimdi başka bir boyuta gidiyor ama o başka bir boyuta hayır gidiyor. Kanka o farklı ki bir konu. O farklı bir konu. Sen verir misin vermez misin izin onu söyleyeceksin kardeşim. İzin abi, de değil yani. Okey olur musun buna? Çocuklarla benim beraber oturup kalkmışlığım varsa vurdu da bayağı yani. Ne demek güveniyorsam götür. Ne demek? Yani tanışıyorsam. Hani tamam mesela sevgilimin arkadaşıdır ama ben onunla görüşmüşümdür 2-3 kere 4 kere. O şekilde bir... O zaman okey abi. Okey mi? Yani o şey bir... misal. Evet izin vermek yanlış oldu arkadaşlar. Ben de düzelttim hemen zaten. Okey olur yani mu bu durumda? İstediğim gibi yapar sonuçta yani. Ama yani bence okey yani bu durum. Değil abi biz, değil yapma. Abi bu güvensizlik de hayatta yaşanmaz arkadaşlar söyleyeyim size. Abi güvensizlik falan değil bu, ki ya. Tamam ben çocuğa güvenmiyorum onlara güvenmiyorum diyeceksin ama o da yanlış yani bence. Yanlış olduğunu farkındayım. Abi aldatacak insan, aldatacak yani insan her türlü evet, aldatır arkadaşlar. Onun içinde doğru, varsa doğru. Her ya orası türlü öyle. Aldatılır. Ama finallere gelince bir anda gücümüz yetmiyormuş gibi izlenim. Soru soracağım şu an. Sor abi. Çağrı diriyor onun chatte. Şimdi bir kız arkadaşın var ve senin tanıdığın birisi kız arkadaşına yakınlaşmaya çalışıyor. Yakınlaşmaktan kastın normal arkadaş olmak mı? Yoksa harbiden yok, asılmaya mı çalışıyor? Olmaya çalışıyor tamam. Asılmaya çalışıyor. Tamam. Sen ne olsun istiyorsun Glet bu arada? Peki o çocuk peki ama... o çocuk biliyor mu senin onunla kız arkadaş olduğunu? Evet, biliyor. Tamam. Sonra kız arkadaşın ama reddediyor bu çocuğu. Hayır diyor. Sen bundan rahatsız olmaz mısın? Kimi reddediyor bir dakika kız arkadaşı? Ya kız arkadaşı mesela açıldığını duyduğunda çocuğu reddediyor. Tamam. Senin için bitmiş midir olay? Bu durumdan hiç rahatsız olmaz mısın? Olurum tabii, tilt olurum. Büyük gerilerim. İşte, yani, olay orada o. Birisinin ona yakınlaşmak isteyip istemeyeceğini bilmiyorum ben o arkadaş grubunda. O kadar güvenmiyorum ben hiçbirine. Çok gergin bir durum zaten. Bakın ben okey olurum bu duruma ama çok gerilirim. O ayrı bir şey. Hani bu ataerkil işte, sistemimizle yani, alakalı bir şey biraz da. Tiplenlerimizle alakalı bir şey yani. İçin yani, rahat olmaz. İçin rahat olmaz abi. Tabii ki gidecek abi sonuçta. Evet için rahat olmaz doğru. Yani yatağa yattığında onu düşünürsün yani. O evet. Durumu düşünürsün. Her ihtimali düşünürsün. O sıkıntı hayır abi benim kafama takılan tatile giderken ben niye gitmiyorum o tatile anladın mı? Benim kafam ona takılıyor. Ya konu o değil ki kanka. İşim var abi o kanka. İş var. Onun arkada ya. Onun arkada. Ya Allah Allah. Abi tanıyormuşsun ya oğlum sen de. Ya tanıyorsun da adamın, abi, kızın 10 senelik arkadaşları her zaman gidiyorlarmış. Her sene bu tatili yapıyorlarmış. Anladım bir daha şey yapacaklar. Bak eğer yani ya. Ferit mesela 10 seneden beri tatile gidiyorsa bak bir dakika şöyle bir şey 10 seneden beri tatile gidiyorsa parası vardır ben okey anladım. Gezekalı bu çocuk ya. Bir de kopuyor ya sonrasında kopuyor ya bir de. Ya Sabi gerçekten ilginç bir çocuk ya.
Ama mesela Ferit dediğin gibi mesela 10 senelik falan arkadaşıysa. Evet. Hani yani o zaman okey olabilir ya. Ya hani ne oldu az önce? Daha önce... papara mı yedin? Hayır. Hayır, hiç yemedim de. Yazdı yani, değil yengem olarak. Eğer daha önce hiçbir şey yaşamamışlarsa mesela Çağrı'nın anlattığı gibi okey o zaman. Hani harbiden kankalardır. Okey yani. Oooo! Yine çıkmış 3 tane. Benim orada dediğim gibi rahatsız olacağım şey bu benim. Yani, yani başkasına güvenmiyorum çok klişe ama sevgilim benim ne kadar reddetse de başka bir erkek sevgilime yakınlaşmaya çalışırsa ben tilt olurum, sinirlenirim yani. Tabii tatil konuşuruz. Tam işte tatildeki o arkadaş grubundan hani rahatsızlık duyacağım şey bu diyorum. Orada birisinin yakınlaşıp yakınlaşmak istemeyeceğini bilmiyorum ben. Samimi bir ortam sonuçta orası. Ya bilmiyorsun ama... Şöyle bir şey var, çocukluk arkadaşı sonuçta yani. Bu zamana kadar öyle bir şey olmamış. Anladın mı? Ama olmayacağı anlamına gelmez. Ya yani abicim ona bakarsan her şey olabilir amına koyayım yani. Yarın bir gün tak diye öyle de bilirsin yani. İhtimal her zaman var. Ama bu şekilde yaşanmaz yani. Abi o kafamdaki düşüncelerden falansa göndermem yani şey yapmamayı tercih ederim. Göndermek mi? Oha sen. Göndermemek kitle bağlay be. Oradan bir force geliyor. Sizden aga. Yaş 19'a mı aşkın yaşı yoktur? Aynen öyle cinom benim. Ben de chatte bir şeyler deniyorum ama. Nice try. Enti. Çıkarmayalım. Bilgisine sahip artık. FBX ona göre savunma yapacaktır. Hemen A'yı üçlemeye doğru gidiyorlar. Kanka bak bu konu bilmiyorum. Yobazlıkla ben çok alakası olduğunu düşünüyorum. Ben de çok alakası olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani... Aynen öyle. Ya çok tens bir konu ya. Bayağı tens. Çok fazla değişken var. Çok fazla değişken var. Abi bunu ben bir de bir karşı cinsine sormak lazım bence bir de. Bak ben okey olurum diye dedim ama... Ya ama... Ben çok iyi insan tanırım abi. Eğer o arkadaşlarımdan en ufak bir şey sezdiysem okey olmam yani. Gerçekten okey olmam. Ama okey olduysam eğer eminsem arkadaşlarıma hiç sıkıntı yapmam yani. Tabii insanın içinde biraz gerginlik olur o ayrı da. Ama rahat olurum yani. Mesela Ferit bunları düşmemizin nedeni bence nasıl denir dur toparlamam lazım bunu. Çok ağır. Hemen linç yiyecektim. Kanka bunları düşünmemizin daha önce yaşanmış olması. Yani hayır daha önce yaşanmış olması hayır. Değil. Yetiştirme şeyi. Tarzı. Evet biri doğru. Biri beni toparlayabilir mi? Ya kültürel bakımdan babadan oğula, aileden aileye, nesilden nesile geçirmiştik yani bu. Anladın mı? Bu tarz hisler, bu tarz duygular, bu tarz şüpheler. Normal. Gördüğümüz şey abi sürekli. Yani sürekli bize dizi, film... Oğlum bir Türk dizilerini düşünsene. Herkes birbirini teyzesine kayıyor. Ben anlamıyorum. Yani. Ensesler. Yani kavgalar, şiddetler. Mafya dizileri. Bu da çok yanlış bence yani Türkiye'de. Türkiye'de ne doğru diye soruyor bir abi. Ben sormadım. Oo, Cüneyt. Cüneyt sordu. Yallah Avrupa'ya o zaman. Yallah Avrupa'ya. Cüneyt'e siyaset yapma hadi abi. The Echo 7. Cenk olsun. Irmağımın akışına ölürüm. Aynen Türk aile yapısı. Ama orada kurulu düzen var değil mi? Strong Turkey.